Damdan dama uçurdular, suyuna da pilav pişirdiler. Biligeh, biligeh, bili biligeh, geh güzel horozum, vay kar beyazım. Bir sabah baktım, avluya baktım, aradım, taradım, bağırdım, çağırdım. Bili 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 geh geh güzel horozum, vay kar beyazım. Merhaba. Merhaba sevgili çocuklar. İşte yine birlikteyiz Esra teyze ile bir masal. İki masal programında. Nasılsınız bakalım? Nasıl geçiyor günler? Her şey yolunda mı? Bazılarınız okulda derslerini çalışmıyormuş, duydum. Kuşlar söyledi. Çocuklar gayret edin. İnanın ki gayret en güzel mesafeyi kazandıracak sizlere. Gayretle, çabayla çalışırsanız azmin elinden okuma yazma kurtulmaz. Okumayı çabucak sökersiniz. Evet sevgili çocuklar, La Fontaine'den seçtiğimiz masallardayız yine. Arslan'la Ressam ilk okuyacağım masal. Ressamın biri bir avcıyı ve bir aslan resmi yapmış. Resimdeki arslan yere kapaklanmış, yüzü koyun yatıyormuş böyle. Ufacık tefecik bir avcı da arslanın sırtına ayağıyla şöyle kalkmış, poz vermiş. Basmış onun üstüne ve poz vermiş. Bir sergide uygun bir yere asılan bu resim herkesin dikkatini çekmiş. Gelen geçen önünde durup bu resme uzun uzun bakıyormuş. Bu sırada sergi salonuna bir aslan girmiş. Nasıl olmuş böyle bir şey acaba? Bilmiyorum. Ama masal bu. Masalda her şey olabilir. Resim tablosunun önünde kalabalık görünce oraya doğru yönelmiş. Tablonun önünde durup o da uzun süre bakmış böyle. Sonra oradakilere dönüp "Wow, wow, wow!" demiş. Resmi insanoğlu yapınca biz arslanlar doğal olarak böyle görünürüz. Eğer arslan soyundan bir ressam çıksaydı yerde yatan arslan değil avcı olurdu demiş. Evet sevgili çocuklar. Güzel, komik bir masaldı değil mi? Şimdi sizlere Kurbağayla Fare adlı masalı okuyacağım. İri kıyım, semiz bir fare göl kıyısına inmiş. Birkaç yudum su içtikten sonra diye sazların gölgesine sığınarak uyumak istemiş. Tam uykuya geçeceği sırada yanı başında bir kurbağa belirmiş. "Merhaba fare kardeş," demiş. Fare yattığı yerden doğrulmuş. "Merhaba," demiş o da. Bir süre sohbet etmişler. Kurbağa bu tanışmanın onuruna fareyi yemeğe davet etmiş. "Çok güzel yiyeceklerim var. Vrak vrak. Hele peynirlerin, fındıkların tadına doyum olmaz. Vrak. Yiyeceklerin etlisi, sütlüsü ve tatlısı da cabası. Vrak vrak," demiş. Peynir ve fındığın adını duyan fare vrak vrak ağzının suları akmaya başlamış. Böyle demiş bakın. Aynen şöyle. Madem istiyorsunuz vik vik. Geleyim bari o zaman. Ben yalnız ben suyu pek sevmem. Vik vik. Ayrıca yüzme de bilmiyorum. Yuvanıza nasıl gidebiliriz ki? Vik 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 demiş. Endişesini belirtmiş. Kurbağa. Vak vak canım kardeşim, yüzme bilip bilmemen o kadar önemli değil. Ben çok iyi bir yüzücüyüm vak vak. Bir iple ayaklarımızı birbirine bağlarız vak vak. Ben yüzer seni de götürürüm vak vak. O kadar basit demiş. Açgözlü fare öneriyi hemen kabul etmiş. Ayaklarını bir iple birbirine bağlamışlar. Birlikte göle inmişler. Ve girmişler gölün üstünde yüzerek, kurbağa yüzüyor, fareyi de götürüyormuş. Gölün derin yerine gelince kurbağa dalmaya başlamış. Bup çık. Fare, vrak 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 vrak, aman demiş, ne yapıyorsun kurbağa kardeş? Ne yapıyorsun kurbağa kardeş? Daha derinlere inersen ben boğulurum. Çır 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 çırpınmaya başlamış farecik. Kurbağa dinlemiyor, hızla derinlere doğru iniyormuş fare. Vik 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 vik, ayıp değil mi kardeş? Bu davranışın dostluğa sığar mı? Vik 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 vik. Beni hem yemeğe davet ediyorsun hem de sularda boğup öldürmeye çalışıyorsun diye sızlanmış kurbağa. Vak aptal fare! Vak!
istemiş. Seni öldürüp yuvama götüreceğim. Bırak bırak ve afiyetle yiyeceğim. Fareyle kurbağa birbirlerine dalaşmışlar. Bu sırada gölün üstünden uçan bir şahin, daha önce size söylemiştim ya yırtıcı bir kuş diye, büyük kocaman kanatları var diye. İşte o şahin dalaşan kurbağayla fareyi görmüş. Alçalıp üstlerine inmiş. Fareyi kaptığı gibi havalanmış. Kurbağanın ayağı fareye bağlı olduğu için o da onunla birlikte havalanmış. Şahin bir av beklerken iki av elde etmiş. Sevinçli yuvasına doğru uçup gitmiş sevgili çocuklar. Evet, bugünlük de bu kadar. Ne kadar tatlıydılar aslında. Hem fareler, hem kurbağalar, hem şahinler aslında bu dünyamızın, doğamızın süsleri, ahenkleri, renkleri değil mi? Canlıları sevelim, hayvanları koruyalım. Bu hayvan hikayelerini çok seviyorum sevgili çocuklar. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Öpüyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.